başıma ağırlar sarpandı Refika. Ev ev değil sanki panayır yeri. Bağır çağırsak eksik olmuyor. Bu ne ya? Ay vallahi ne söylesen haklısın Fazıl Bey. Vallahi billahi ne söylesen haklısın. Ama o Emine kadın yüzünden oldu bu işler. Ayol insan istemediği bir şeyi böyle mi anlatır ortalığa? Hakikaten anne ya. Kadın resmen baskın verir gibi geldi evimize. Sanki pembeyi biz zorla evlendiriyoruz. Ya keşke aileleri bu işe karışmasa. Sonuçta iki yetişkin insan evlenmek istemiş. Bizim de bu karara saygı duymamız lazım. Yani orası öyle de belli. Bunlar daha çok sorun çıkartacaklar. Anne. Anne. Bak bu Yaşar'ın ailesi pembeyi istemiyor. Kardeşime de yazık. Yol yakınken bitsin bu iş. Kesinlikle katılıyorum. Yani aile kızı istemiyor. Hayır ben pembeyi düşünüyorum. Yazıktır ya. Gencecik yaşında kaynana dırdırı çekecek yani. E ona bakarsanız. Refika Hanım da başta seni istemiyordu ya kızım. Nasıl bir laf bu Allah aşkına? Nereden çıkartıyorsun bunları? Haklısın ya Dümür'üm. Sen Mavi'yi her daim isterdin. Doğru. Ben yanlış örnek verdim. Ha, ben Cemal'la Safiye'den vereceğim örneği. Mesela bunlar damatlarını şu kapıya koymuyorlardı. Bak şimdi eve aldılar. Damat aşağı, damat yukarı maşallah. Allah Allah. Ya Hasibe ne kadar alakasız şeyler söylüyorsun sen canım ya. Bir kere bizim kızımız kocaya kaçtığından dolayı biz mecburen illası kabullendik. Hani yani sonradan bir içimiz ısınmış olabilir, bir sevmiş olabiliriz. O ayrı. Şş, kendi adına konuş. Benim hassas bünyem asla kabul etmiyor o mikrobu. Ne? Öyle ya da böyle Cemal. Sonunda kabullendin mi? Kabullendin. Yumdun ağzına oturdun gün üstüne. Ne yapacağım? Anne. Öyle yavrum ya. Hassız mıyım kızım? Evlat bu evlat. Evlat oldu mu her şeyden üşüyor vallahi. Yelkenler suya iniveriyor. Haksız mıyım Refika Hanım? Öyle vallahi. Vallahi çok doğru söylüyorsun. Tutuyorsun çeneni. Oturuyorsun aşağı. Demek çarpışmadan beklenen elektrik olmadı Hasibe öyle mi? He vallahi olmadı. Bir kıvılcım neyim bile çakmadı ya. Ama benim aklıma çok iyi bir şey geldi. Bu öyle bir şey ki Hatice'yle Ömer'i çer ceryanına tutulmuş gibi dir dir titretecek. Cayır cayır yahacak bir şey. Gör bak. Aman diyeyim Hasibe. Bu aşk meşk mevzuları hassas mevzular. Aha bu hamur gibi suyu birazcık fazla koydun mu kıvamını bozarsın. Cıvır. Kız Birgül ne diyorsun sen ya? Ben şu konağa geldiğimden beri ilk defa sen böyle adam ahırlı bir laf ettin ya. Vallahi maşallah sahi ya. Alnından öpeceğim. Gel buraya. Oh vallahi. Aşk doktor oldun kız sen. Ay ana. Maşallah maşallah. Ah rep geldi. Bana hemen bir portakal suyu sıkın bakayım. Kahvaltıda içeceğim hadi. 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 Çekil lan şuradan. Aha! Buyur. Ne bu? Bildiğim kadarıyla halk arasında ona portakal deniyor canım. Ama şu an Birgül'le benim işimiz başımızdan aşkın olduğundan sağ portakal suyu sıkamayacağız. O yüzden kendi suyunu kendin sıkacaksın. Anladın mı? Ha dur. Çekil hele. Aa bu da sıkıcı makinası. Sıkar sıkar içersin haydi. Siz şimdi benim dediğimi yapmıyor musunuz? Yapmıyoruz. Ne olacak? İnsan biraz kibar olur İlyas. İlyas değil. İlyas Bey diyeceksiniz bundan sonra. Buyur. Ben bu evin beyi sayılırım. Siz de bu evde hizmetçisiniz. Ben ne dersem onu yapmak zorundasınız. Bak ya. Bir şey mi istiyorsun daha mı? Evet efendim. Doktor Sevda'ya bol C vitamini tüketmesini söylemişti de ben de arkadaşlardan rica ettim. Yani Sevda'ya bir portakal suyu sıkar mısınız dedim ama yok. Sağ olsunlar sıkmadılar. Ne? Evet. Birgül. Hasibe.
Benim bu kulaklarım doğru mu duyuyor? Ne demek bunlar böyle? Yalan düngürüm. Vallahi da billahi de kuyruklu yalan. Birincisi hiç rica niyim etmedi. İkincisi o portakal suyunu kendi için istedi. Sevda için değil. Vallahi billahi. Vallahi hanımım. Yani böyle kaba kaba konuştu. İnsan bir rica eder, bir lütfen der. Allah Allah. Yani size bir şey buyururken aman efendim, rica ederim efendim. Lütfen yapar mısınız efendim? Böyle mi diyeceğiz ayol? O portakal suyu sıkılacak. Benim damadım ne isterse o yapılacak. Duydunuz mu beni? He? Neredeyse tepemize çıkacaksınız ayol. Çok teşekkür ederim efendim. Şöyle büyük bir bardak olsun. Lütfen. Lütfen. Zıkkımın kokunu içsin. Lütfen. Ha lütfen. Niye giyinmedin sen? Düşünüyorum Ali. Bu pembeyle Yaşar meselesi çok canımı sıkıyor. Niye? Çünkü ben kardeşimi tanıyorum. Severek evlenmiyor Yaşar'la. Ama hoşlandığını, evlilik teklifini isteyerek kabul ettiğini söylemiş sana. Bilmiyorum Ali ya, bilmiyorum. Emin olamıyorum. Ali, ben kardeşimin mutsuz olmasını istemiyorum. Ne yapacaksın peki? Pembe'yi karşıma alıp konuşacağım. Sen de Yaşar'ı karşına alıp konuşursun. Ne diyecekler bakalım, bir ağızlarını arayalım. Yapar mısın bunu? Sen istersin de ben yapmaz mıyım? Sağ ol. Rica ederim. Buyurun İlyas Bey, portakal sularınız. Sağ ol. Fatma nerede Asibe? Sağlık ocağına kadar gitti dünürüm. Dün acık hastaydı da bir doktora görünüp gelecek. Geçmiş olsun. Önemli bir şey değildir inşallah. Sağ olun Fazıl Bey. Yok yok öyle üşütmüş acık. Bir şey yok. Birgül. Buyur anne. Akşama Emine'ler gelecek. Ona göre hazırlık yapın tamam mı? Pembe'yi isteyecekler. Pisliğe bak ya. Pembe'yle aram bozuğu yetmiyor bir de evlenmek istiyor. İsmet. Ne diyorsun oğlum? He? Ne? Yok. Anne bir şey demedim. Hayırlı olsun diyeyim. Ne diyeyim? Ha. Ağzının içinde geveledin de. Bana bak Birgül. Hı. Çok iyi bir hazırlık yapın Hasibe'yle. Duydun mu? Hiç masraftan falan kaçınmayın. Sağ olasın Dümür'üm. Biz zaten hazırlıklara başladık. Sen hiç merak etme. Kız. Birgül. Ha, bu benim kuru temizlemeden gelen elbiseler var ya, iki parça eksik. Hani bu böyle önü fuşyalı olan elbiseyle siyahlı beyazlı bir de kaşa paltom. Nerede onlar? Ha, onlar mı? Onların da işi bitmemiş de yarın göndertecekler Safiye. Ay, tamam hadi. Günaydın herkese. Günaydın. 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 Yenge, abim nerede? Yani bizim bir saat sonra belediyede olmamız lazım. Abin bu sabah erken çıktı Ali'cim. E malum. Ailemize yeni bir göreçki daha katılıyor. Abinin daha çok çalışması lazım değil mi? Ben küçükken de çok çalışıyor diye göremezdim babamı. Hep Ali amcam oynardı benimle. Doğru söylüyorsun. Ali amcanın sende çok emeği var. Halim çocukları çok sever. Çok. Duydun mu gelin hanım? Halim çocukları çok sever. İnşallah ya Rabbim. İnşallah.
Ne oldu? Niye gülüyorsun? Doğrudur. Çocukları çok seviyorum. Yani ben de inşallah diyeceğim ama şu an diyemiyorum yani. Bakın lütfen Cemal Junior doğana kadar kimse bir şey yapmasın ya. Yani şu anda bütün ilginin, sevginin, alakanın onda olması gerekli. Ne olur Ali'cim lütfen kimse bir şey yapmasın. Bak size de söylüyorum. Duydun mu? Lütfen. Anne. Ay Sefiye. Vallahi çok alem kadınsın sen ha. Oh. Fatma. İyi misin Gülüm? Hoş geldiniz. Bir şey yemeden geldiniz değil mi? Anestezi için soruyorum. Yok, yemedim. Güzel. O zaman operasyon için yan odaya geçebiliriz. Tamam. Fatma. Sakin ol. Hadi Gülüm. Ben seni burada bekliyorum, tamam mı? Ben de çok üzülüyorum ama ne yapayım yani. Şimdi bir gayrimeşru çocuğu daha kaldıramam. Şu paravanın arkasına soyunabilirsiniz. Sonra da buraya yatın. Hatice, hele bir şu keki yapalım da sen bir hazırlan. Ömer'le buluşacağım. Ne? Ömer'le buluşacağım? Haber mi yolladı? Buluşmak mı istedi? Yok ki yok. Ömer'in seninle buluşacağından haberi bile yok da. Abla ne diyorsun ya? Vallahi anlamıyorum ben seni. Yavrum Gülüm, planladığımız ilk çarpışmanız başarılı bir sonuç vermedi değil mi? Ömer seni fark etmedi. Yani ne yapacağız? Ömer'in seni fark etmesini sağlayacak daha vurucu bir plan geliştireceğiz. Gene bir atraksiyon mu planlıyorsun yoksa? He ya, ne sandıydın? Ama sen bana güven kızım. Ben hep tecrübelerime dayanarak yaparım plan projelerimi. Hiç merak etme. Hatice, beni rahmetli kocamla korucu usulü evlendireceklerdi. Allah rahmet etsin. Anam ben bunu gördüm. Görmem ne dedim ki? Vallahi tövbe ben bu çikinle hayatta evlenmem. Ha bununla evleneceğim öyleyim daha iyi. O zamanlar tabii pek bir güzelim. Yakıştıramadım Zara adamı kendime. Sonra ne oldu da evlendin abla? Sonra işte bir gün tarladan dönüyorum. Eşyanın sırtındayım. Gidiyoruz işte. Birden hayvan sendeledi. Ben de böyle bir düşecek gibi oldum. Anam sen oradan o Mahmut kalktı geldi elimden tuttu beni kaldırıverdi. Var ya. O an adama karşı böyle içime sanki bir şey aktı ya. Dedim ki Hasibe, sen bu adamla evlen kızım dedim. Öyle işte. Bu mu yani planın Hasibe abla? Eşekten mi düşeceğim? Yok. Ama eşekten düşmüş gibi de olacaksın. Bak kızım, şimdi bu çocukla aranızdaki ateşi alevlendirecek böyle bir korku, bir helecan lazım bize. Mesela şimdi sağa bir araba çarpsın. Ne? Sen yere düşsen, Ömer gelse seni kucaklasa, doğru kaptığıyla hastaneye götürse. Ay kız, ne kadar romantik değil mi? Vallahi bak, şu an kendi zekama ben bile hayranlık duydum, o kadar diyeyim ha. Yok, olmaz abla. Evleneceğim diye mezarı boylayamam vallahi. Kız ne mezar, Allah canını almasın. Araba damponuyla gelip acık şöyle mabadına dokunuverse yeter ba. Ay ya bir yerim kırılırsa abla? Tabii öyle bir ikisi de var, yok değil. Ama istikbaldeki kocanla danışmak için değmez mi Hatice? He? Bence sen bunu bir düşün. Fatma, Gülüm, iyi misin? Ağrın sancın yok, değil mi? İyiyim. İyi o zaman hadi al ötenin belinde. Eve gitmeden arabayla gezelim istersen biraz. İstemez. Ben yalnız giderim. Fatma.
Abla, çok korkuyorum ya. Korkma yavrum. Korkunun necele faydası yok ki ne. Ay, şaka yaptım kız. Az gevşe ya, az gevşe. Abla nasıl gevşeyim ya? Az sonra araba çarpacak bana. Aa yavrum bak. Okul önü burası. Allah aşkına bak, kanı gibi gidiyorlar. Ne yapacak? Ya ezip de üstünden geçecek diyenler ya. Aha, hedef göründü. Gel gel gel. Gel bak. Bak, bak ha. Geliyor. Görüyor musun? Geç, 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 geç. Bak kızım. Araba da geliyor. Haydi. Şimdi bir kendini topla. Yun gözünü at yola. Hadi göreyim seni. Hadi at. Yok yapamayacağım abla. Ya Allah ya. Tamam anlıyorum hele canlısın. Ama bir de şöyle düşün kızım. İleride torunlarınıza anlatacağınız çok çarpıcı bir karşılaşma hikayeniz olacak. Bir de böyle bak. Hadi anam. Haydi cesaret anam. Haydi. Haydi. Bak vallahi bu senin son fırsatın. Yürü kızım. Yok yapamayacağım abla, yapamıyorum, korkuyorum. Kusura kalma Hatice. Ne için abla? Şimdi sağ yapacağım şey için. Eşşedünlü! Hasma abla! 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 Hasibe teyze. Hasibe abla. Hasibe abla iyi misin? Ses ver. Karnın aç mı? Sana yemek söyleyeyim mi? Yok değilim sağ ol. Pembe. Ablacığım bak şimdi ben sana birkaç soru soracağım. Ama bana doğru cevap vereceksin tamam mı? Neyle ilgili? Yaşar'la ilgili canım. Yani ona ne hissettiğini anlamamız lazım. Mesela olup olmadık zamanlarda aklına geliyor mu? Birine aşık olduğun zaman sürekli onu düşünürsün Yaşar. Yani bir toplantının ortasında aniden aklına gelir. Sana güzel hayaller kurdurur. Yüzünde istemeden bir gülümseme oluşur. Sonra biri seni dürter. Uyandırır. Etrafına bir bakarsın insanlar tuhaf tuhaf sana bakıyor. Hiç sana böyle oldu mu? Oldu vallahi. Geçen tarladayım. Pembeyi düşünüyorum. Hiç gözüm ırgatı falan görmedi vallahi. Tamam işte. Mesela onun sesini duyduğun zaman avuçların terledi mi? Yani kalbin küt küt atmaya başladı mı hiç? Sesini duymak bile seni heyecanlandırır. Anlayacak diye ödün kopar. Utanırsın, belli etmek istemezsin. Kalbin o kadar hızlı çarpar ki duyacak diye ödün kopar. Yani sana böyle şeyler oluyor mu? Yok henüz olmuyor. Ama olur zamanla. Olmaz. Aşk dediğin şey bir anda olur. Böyle istemeden. Kaza gibi falan işte. Böyle nefret etmek istersin, çekip gitmek istersin ama... onu bir daha göremeyeceksin diye de çakılıp kalırsın olduğun yere işte. Sana ne yapmış olursa olsun, ne derse desin, o zehir kana bir bulaştı mı, bir daha iflah olmuyorsun. Nereye gidersen gidip içinde taşırsın. Yerine kimsenin dolduramayacağını biliyorsun. Vazgeçilmesin oluyor senin. Yani anladın mı şimdi? İnsan aşık olmadığı biriyle evlenemez ablacığım. Ama sen eniştemle evlendiğinde ona aşık mıydın? Ama şimdi bir dakika, konu biz değiliz. Sen sorularıma cevap vermemek için kaytarıyorsun değil mi? Kusura bakma da bunları seninle konuşmak istemiyorum. Bence aşk konusunda sen en son konuşulacak insansın. Aa, niyeymiş o? Niçin sen böyle bir şey söyledin ki? Ya abla, sen düğün gecesi eniştemi bıçaklamadın mı ya? Ben Mavi'yi canımı teslim edecek kadar çok sevdim Yaşar. Çok sevdim. Şimdi sen de düşün taşın. Sen de Pembe'yi bir ömür. Canını teslim edecek kadar sevecek misin, sevmeyecek misin? Seveceğim. Pembe benim karım olacak.
çok mutlu edeceğim onu. Çok güzel. Testi geçtin. Tebrikler. İnşallah çok mutlu olursunuz. İnşallah. Ne kadar kalacak bu doktor bey? Röntgene baktım. Kırık çıkık yok. Ezilme var. Bir iki gün kalsın sonra bakarız. Abla çok acıyor mu? Başka bir yerinde bir şey var mı? Siz arabaya bakaydınız bir şey olmuş mu? Beton gibiyimdir kız ben. Hasibe teyze keşke şikayetçi olsaydın adamdan ya. Nasıl görmez seni? Yok oğlum yok. Benim hatamdı. Yani ben sağa sola bakmadan öyle fırlayınca adam da çarpıverdi. Ne yapsın? Ay yazık. Ne üzüldü adamcağız değil mi? Neyse yavrum benim hiçbir şeyciğim yok. Hiç. Siz ne dinleniyorsunuz burada? Haydi gidin oturun bir yerde çay neyim için. Ben gelirim yanınıza. Şu sargın bitsin hele. Yok canım bekliyoruz işte. Yok oğlum ne gereği var? Gidin siz. Gidin oturun bir yerde. Ben geleceğim yanınıza. Peki tamam. Ömer. Sen Mavi'ye haber ettin mi oğlum? Yok. Aman, aman iyi. Sakın bir şey deme. Şimdi ortalığı ayağa kaldırır vallahi. Tamam peki. Haydi gidin. Fatma. Canım. Ne dedi doktor? Ne doktoru? Sen nereden biliyorsun doktoru? Hasibe söylediydi canım. Galiba üşütmüşsün. Sağlık ocağına falan gitmişsin. İyi misin canım? İyiyim, iyiyim. Yani bir şeyim yokmuş. Çok şükür. Ha, iyi. Ben işime gücüme bakayım. Yok. Bak Fatma. Bugün sana çalışmak yok canım. Neden sebep? Şimdi ben şöyle izah edeyim canım sana. Hani geçen gece seninle benim aramda yukarıda bir yanlış anlaşılma olduydu ya. Hani ben Cemal'le seni böyle şey zannettiydim. Ya Fatma ne olur kusura bakma canım ya. Yani inan bak bu hamilelik yüzünden benim hormonlarım falan hep şaşırdı. Mühim değil olur yani. Ya mühim değil olur mu? Benim için çok mühim ya. Canım bak ben kendimi sana affettirmek istiyorum. Ne olur beni bir saniye dinle. Bak şimdi. Bugün hizmetçilik yapmak yok. Sana Safiye'nin bir gününü yaşatacağım. Ay çok heyecanlı öyle değil mi? Ya gerek yok Safiye. Ya bak ben sana karşı kin tutmuyorum. Sen de unut her şeyi. Hadi iyi günler. Kız olur mu öyle şey? Bak ant verdim lütfen ya. Allah adı verdim Fatma. Ama hadi gel. Ay Safiye. Gel kız çok eğleneceğiz. Gel. Tamam. Gel. Teşekkür ederim. Çok sağ olun Ömer Bey. Sizi de işinizden ettik böyle. Estağfurullah. Ben derslerimi bitirmiştim. Eve doğru geçiyordum zaten. Aslında ben de öğretmen olmayı çok istedim. Yani çocukken. Ama ailem ortaokuldan sonra okumama izin vermedi. Ya istersen liseyi dışarıdan bitirebilirsin. Sadece sınavlara girmen gerekiyor. Ha, öyle zor olmaz mı? Neye çalışacağımı bilmiyorum ki. Sen gerçekten istiyorsan ben seni çalıştırırım. Gerçekten mi? Gerçekten. Olur. Ne arıyorsunuz gençler? Anam bakayım da keyfiniz yerinde. Abla, Ömer Bey bana liseyi dışarıdan bitirmem için yardım edecek. Ders çalıştıracakmış. Oh maşallah maşallah. Artık liseden başlar. Üniversiteye kadar yürürsünüz. Maşallah, maşallah. Okumanın yaşı yok ama değil mi Ömer? Tabii ki. Aynen öyle. İyi bak. Bu kaza işte hiç olmadı iyi bir şeye vesile oldu. Ay çok sevindim vallahi. Benim kolu da sardılar. Hadi geçmiş olsun. Sağ olasın oğlum. Sağ olasın. Haydi bakalım. Haydi. Bak şimdi Fatmacığım. Bak. Aynen. Dikkatli izle. Şu şekilde oturacaksın. Bak, aha böyle. At bakayım. Ha, otur bakayım. Şu mu? Öbür türlü yap. Ha, güzel. Yani illa böyle mi oturmam lazım? Tabii ki de yani.
Safiye. Ay sen de iyice eğlenti haline getirdin bu işe. Ay yok kız anne. Ya ben gerçekten de çok utandım. Anne, gerçi yani benim kocam bacak bacak bile üstüne atamayan kadına niye meyletsin? Salaklık bende. Tabii, tabii. Birgül! Kızım nerede şu kahveler? Birgül. Canım. Hadi ne duruyorsun? Servis yapsana her zamanki gibi. Önce anneme, sonra da Fatma'ya. Birgül. Canım. Bak bugün bana nasıl davranıyorsan Fatma'ya da öyle davranacaksın. Tamam mı? Ha. Tabii tabii. Yoksa... Tövbe yarabbi. Amansız bir hastalığa mı yakalandın yoksa Fatma? Allah Allah. Ay ne alakası var? Saçma sapan konuşma. Bugün ona bir nevi piyango vurdu diyebiliriz. Safiye'nin bir gününü yaşayacak. Ha. Anladım. Buyur hanımım. Sağ ol Birgül. Mersi gülüm. Birgül'üm. Ha. Bu çok şekerli. Ben sadeli içiyorum. Al bunu yenisini yap. Kız bir sürü işim var. İç ver işte. Birgül. Aa, ne diyorsa onu yap ya. Allah Allah. Bugünlük bu evin hanımı Fatma. Yap hadi. Tamam tamam. Ver ver. Hoş. Allah. Lan yarabbim ya. Şşt. Kız. Aferin ha. Sen bu işi kıvıracaksın. Evet, şimdi geldik günün en önemli anına. Bak canım, ben her gün magazin haberlerini ve cemiyet hayatını takip ederim. Bu çok önemli. Bu kadar mı? Yani kahve içtik, dergi baktık. Tamam mı? Bitti mi? Yok canım. Daha gün yeni başlıyor Fatma. Ömer'le Hatice'yi şehir cereyanına çarptırmış gibi titreteceğim dediğin plan bu muydu Asibe? Allah göstermesin ya, kolun yerine kafan kırılaydı ya. Allah korusun kız. Aslında iyi plandı abla. He, şoför gerizekalı çıkmayaydı. Dıhır dıhır işliyordu plan valla. Ya kız senin önüne çıkmış. Çarpsana mabadına. Ne ben üstüme sürüyorsun salak? Şimdi ölümden dönen sen olduğuna göre Ömer'in gönlü sağ mı kaydı? Çüş devenin nalı bir gül. Şaka yaptım Asibe, şaka şaka. Ama gene de Hatice ile Ömer arasında bir kıvılcımlanma oldu. Değil mi kız? He vallahi abla sağ ol. Ömer bana liseyi bitirmem için ders çalıştıracak. Abo! Boşu boşuna gazi olmadık ya kız. Babaanne bak, bu marka sadece İstanbul'da var. Ay elbise de çok güzel ya. Alışveriş için İstanbul'a gidemez miyiz? Güzel kızım, ne gerek var İstanbullara gitmeye? Vallahi burada benim Nurdan diye bir terzim var. İnan şu modeli göster ona, şıp adanak çıkartır. Hepsini yapar sana, merak etme. Aa, hoş geldin paşam. Hoş bulduk efendim. Hoş geldin canım. Hoş bulduk hayatım. Efendim, ben kendime bir su alacağım. Size de Çin çayı getireyim mi? İçer misiniz? Aa, sağ ol da sen niye getiriyorsun evladım? Şimdi sesleniriz, getirirler. Yok efendim, onlar duymaz sizi şimdi. Hepsi aşağıda yayılmış, çekirdek çitliyorlar. Çekirdek mi çitliyorlar? Evde bu kadar iş var, onlar çekirdek çitliyor. Ben onları şimdi çitletmezsem benim de adım Refika değil. Birgül! Hay Allah, söylediğime pişman oldum. Efendim, tansiyonunuz çıkacak. Hasibe! Hasibe, böyle insan ölürken hayatları film şeridi gibi gözlerinin önünden geçermiş. Sağda öyle oldu mu? Yok anam yok. Ben hiçbir şeyi görmedim valla. Bir anda bütün dünyam karardı. Birgül! Hasibe! Ne? Buyur dönürüm. Buyur hanım. Oh maşallah, oh maşallah. Gerçekten çekirdek çitliyor musunuz? Afiyet bal olsun inşallah. Çaylarınız da bitmiş kız. Size birer çay koyayım mı? Yok hanımım, biz yukarıya incik olmasın diye termosla getirdik buraya.
Ne iyi etmişsiniz. Kız sen dalga mı geçiyorsun benimle? He? Alay mı ediyorsun benimle? Tövbe yarabbim. Evin içinde dünya kadar iş, siz camış gibi yayılın burada. Hadi, hadi işinize hadi. Beşle hamola vir dedik, dünürüm. Az dinlenelim de dedik de. Kız sen de mi girdin bu kervana? Maşallah sana. Hadi in, hadi in. Fazla konuşmayın, hadi in. Hasibe. Kız hala gözümün içine baka baka çitliyorsun o çekirdeği. Elimde son bir tane kaldıydı da dümürüm. Tövbe estağfurullah. Rabbim sınıyorsun beni. Sınıyorsun beni. La havle. Hayır. Sen ispitledin değil mi lan bizi? İspikçi. He. Ben ispikledim. Bana bakın. Bundan sonra işten kaytardığınızı görmeyeceğim. Hadi çalışın bakayım. Yürüyün kız.